Eğlencenin olmasına memnun musun? Memnunum. Her sene olsun mu? Olsun. Değil mi? Olsun oğlum. Çoluk çocuğu görüyor. Çoluk çocuk geliyor, görüyor. Buradan sesleniyoruz üyelere. Bakıp kalıyor yavrum. Çocuklar geliyorsa şeneli yok. En azından çoluğu çocuğu burada görmek için, gelecek nesilleri burada görmek için ne yapacağız? Bu şenlikleri yapacağız. Tabii. Bu yüzden üyelerimize sesleniyoruz. Lütfen derneğimize sahip çıkalım. Biraz daha gayret gösterelim. Ben size iyi eğlenceler diliyorum. Bu arada çikolatalar nerede? Şu çikolataları getirin bakayım. Ben sayayım bir. Bak. 5, 10, 15 bir de burada vardı 20. 5 de burada var 25. 5 de benden olsun 30 sene verin gitsin. Kabul mü? Kabul. Aldık ama. Aldın. Evet sevgili dostlar, böyle şenlik alanda dolaşırken patron var dediler. Patronu da hemen bulduk. Hemen kendisini tanıyalım. İsmim Telli Sezer. Tokat Almış Çamköylüyüm. Bu köyün kızı, bu köyün geliniyim. Öyle diyeyim. Burada doğdum, burada yani, evlendim, burada giderim diyorsun. İnşallah. Allah gecinden versin. Patron diyorlar. Niye patron diyorlar sana? Bilmem, onlar öyle görüyor herhalde. Herhalde sende para çok. Allah bilir, bilmem artık. Bey nerede? Bey orada. Ha, sen o yüzden patronsun ha. Kasanın yeri belli oldu arkadaşlar. 30 tane çikolata verdik. Biraz daha verek mi? Yeter 30 tane de. 5 de sen al benim için. Tamam alayım. Ha, görüyorsun hiç de kırmazlar beni. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Var mı bir isteyen bizden? Canınızın sağlığı. Teşekkür ediyoruz. Sohbetlerimiz devam ediyor. Hazır mıyız? Evet sevgili dostlar. Şenlik alanımız dolaşırken başkanın çadırına denk geldik. Obasına denk geldik. Burada da gördüğünüz gibi başkanın bütün eş, dost, akraba, ailesi burada. Tavuklar pişiyor, etler pişiyor. Yemekler hazır. Hazır köye gitmek istiyorum ben. Müsaadenizle. Ağaçlara da takılmadan, düşmeden gidebilirsek. Selamünaleyküm. Bayramımız mübarek olsun. Şenliğiniz bol olsun. Hemen sizi kısaca bir tanıyayım. Ben Çamköy'den Ömer Kaya. Ne iş yapıyorsun? Çiftçilik yapıyorum. İnek menek var mı? Var. Ben sana bir şey sorayım. Sen hiç küçükken boz eşeğe bindin mi? Şimdi yine biniyorum. Peki ırmağında gol yapıp da çimdin mi? Ne kadar hem de. Kulun altına gombe gömdün mü? Ooo sayısı yok. Ceviz içildi. Çok kılıbıklı mı var sende ne? Ne demek? Ne demek? Kılıbık gibi olmayan kim var ki? Değil mi? Yok. Ya erkek adam kılıbık olur diyorsun. Başkana sorsak o da kılıbıktır belki. Soracağız birazdan. Tabii soracağız. Hemen siz de tanıyalım. Ben Çamköy'den Mehmet Sözkesen. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben bir ara İstanbul'daydım. Emekli olduk geldik buraya. En iyisini etmişsin yani. Evet, şey orada geldik. Hava yok, bir şey yok ya. Yaşam yok orada. Evet işte. Yaş kaç? Bir yere kadar. Yaş 63. Bak 63 ama benden genç duruyor maşallah. Çünkü köy havası farklı oluyor. Hemen şöyle ablalarımıza da bir söz mikrofonu uzatayım. Seni de tanıyalım ana. Evet. Mehmet Tilcir'in annesiyim ben. Anasısın, başkan anasısın sen. Başkan anasıyım he. Başkan anası olmak nasıl, bir iyi mi? İyi olmaz mı? Vallahi köyde bir izzet, bir hürmet emi. Tabii. Aa, canın iyiyim senin. Nasıl gidiyor peki? Memnun musun? Memnunum. Bir de seni ağa yapsak var ya. Oğlu başkan, anası ağa. Çok iyi olur. Olur değil mi? Olur. Vallahi iyi olur. O zaman şurada bir 30 tane çikolata verin hele. Ağdayı var burada ya. Değil mi başkan? 30 yakışıyor değil mi? Sana çikolata ısmarlayacağım. Görüyor musun? Sağ ol. Parasını senden mi alayım oğlundan mı? Oğlumdan alırsın. Peki. Evet hemen şöyle uzatalım. Allah bilir bu da ikinci başkandır. Ben başkanın hanımı. Bak, Zeynep teyze. Gördünüz ki ikinci bir başkanmış. Tabii. Ne söyleyeyim? Evet. Sen de mi Çamköylüsün? Ben de Çamköylüyüm. Peki başkan karısı olmak nasıl bir şey? İyi bir şey. Vallahi. İyi bir şey yani. Hizmet vermek çok güzel bir şey. Siz de bu işe katkı tabii ki katkı sağlıyoruz, hizmet veriyoruz. Yani. Başarılı bir başkanın arkasında her zaman bir bayan tabii var. Tabii ki. Bayanlar destek olması lazım. Yani zannetmeyin başkanın başarısı bu, bayanların başarısı. Tabii. Hemen sizi de tanıyalım. Evet. Mehmet Sözkeçen'in hanımıyım. Ne iş yapayım? Yayla yapıyor. Yayla yapıyor. Var mı inek, minek ne var? Var, inek var. Davar var mı? Davar yok. Davarım yok, ineğim var. Yoğurt, yağ, bal.
mal var mı? Bir şeyler var mı? Var var. Hepsi de var. Getirdin mi buraya? Çikolata buraya getirmedim. Yaylaya gelirsen yersin. Allah. Yaylaya gelirsek yeriz. İnşallah gideriz. Değil mi başkan? Evet. Hemen başkanın şöyle mikrofonu kurtaralım. Şu et doğrayanları bir al bakayım. Neymiş onlar canım? Bunlar niye diyor? Biz orada sohbet ederken derdiniz ne? Evet Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de tanıyalım bu sefer. Ben yönetim kurulundan Hüseyin Telci. Buraya piknik yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şu an et doğruyoruz. Bu arada başkanın nesi olduğunu da söyle. Ben başkanın kardeşiyim Hüseyin Telci. Yani başkan yönetimi komple ele geçirmiş gibi bir şey var ha. Yok canım şu an adam şu an hizmette gerçekten yani çok önem veriyor yani hizmete. Evet başkanımız Tekirdağ adamıydı. Güleburgaz. Güleburgaz'da yaşadığı için İstanbul'daki temsilciliğinde kardeşine verdi aile boyu hizmet. Evet. Maşallah. Ne bunlar ne? Şu an kuzu eti bu. Kuzu yiyecek he? Evet kuzu yiyeceğiz evet. Çamköy kuzusu mu bu? Çamköy kuzusu evet. Ne diyorlar? Zoradan başka zora yok. Ne öğreneceksen burada öğreneceksin kardeş. Doğru demişler. Doğru demişler değil mi? Evet. Efendim iyi eğlenceler diyorum. Afiyet olsun size. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Ben sizlere iyi eğlenceler be. Afiyet olsun derken şöyle bir el sallıyorum. Şöyle hep birlikte bir el sallayın. Biz gidelim. Yaylada görüşmek üzere hadi. Efendim döndük dolaştık. Bizim eve geldik. Dün akşamdan beri zaten buradayız. Yanımızda da köyün ağası var. Ya da ağa adayı ya da ağa olacak. Bilmiyorum öyle bir niyet var herhalde içimden geldi. Telefon konuşması bitsin biz bekleyek biraz. Tamam. Konuşmayı bitirdiği zaman. Konuşma bitti mi? Selamünaleyküm. Hayırlı bayramlar, iyi eğlenceler. Hemen seni tanıyalım. Çamköy'den İdris. O kadar. Ha ne diyeyim ya. Devamı yok mu kardeş? Yok, yok. Sadece İdris olarak mı çağırıyorsun? İdris Yılmaz, İdris Yılmaz. İdris Yılmaz. Benim amcaoğlu olur kendisi. Nasıl gidiyor? Sen burada yaşıyorsun. Burada yaşıyorum. Senin oğlu değil. Öyle dedin mi? Daha... Ha Köse'nin oğlu İdris Yılmaz. Sen abi sen Allah Allah. Bilmiyorum sanki niye kendini saklıyorsun ya. Peki ağa diyorlar sana niye? Ya derler öyle var ama el değil. Hayır ağalıkta niyetin mi var? Gözün mü var? Ne var? Belli olmaz bir işte ağalık yarışması gelsin. Vururum diyorsun ya. Yani. Hiç belli olmaz. Kimsenin önünde duramaz diyorsun yani. Ya hiç belli olmaz. Ezel geçerim diyorsun yani. Helalden üstündür belli olmaz ya. Onlar kayıda geçiyor yalnız bir söyleyeyim. Gelsin yani. Canım önemli değil. Köyde mi yaşıyorsun? Köyde yaşıyorum. Ne işle uğraşıyorsun? Çiftçilikle uğraşıyorum. Çiftçilikle? Mal hal var mı? Var. Peki sen küçükken hiç bozlaşıya bindin mi? Bindim, çok bindim. Irmağında gol yapıda çimdin mi? Çimdim. Kulun altına gömbe gömdün mü? Gömdüm. Vallahi maşallah Çamköylüler bayağı marifetli. Biraz da kılıbıklık var ama gömbe mümme de var. Aha. Asıl ağa burada zaten. Biz yanlış yere gitmişiz. Olsun canım Allah Allah. Aa omuzlarda taşınır zaten. Biz seni omuzlarda taşıyacağız. Sen parayı vereceksin. Seni de tanıyak. Anam bir gülme tuttu bizi bir gülme tuttu. Ondan sonra... Hastayım bana dokunma diyor. Yok tamam dokunmayayım. Dokunma da sohbet edelim o zaman. Yok kalem yok kurban olayım. Adı gül söyle yeter. Dur oğlum dur kalem olayım. Dur azıcık bekleyek. Biz ağamızın golünü olana kadar beklerim. Hadi eş dolanayım. Nereye gidiyorsun daha sohbet edeceğim. Adın soyadın ne? Evet. Bugünkü sohbet gayet güzeldi. Siz her şeyi anladınız. Biz de anlattık. Sohbetlerimize devam ederken şuradan böyle gizli gizli oturan birisi var. Çamköy'ünden Ahmetşin. Ne işle uğraşıyoruz? Ben İstanbul'dayım. Ne iş yapıyorsun? Otomobilci. Satıyor mu? Yapıyor mu? Tamir mi? Tamir ediyoruz. Tamir ediyorsun. En güzeli zaten. Evet. Hazırı satmaktansa yapıp satmak daha iyi değil mi? Peki eğlencemiz nasıl? Bernek'ten memnun muyuz? Köyden memnun muyuz? Eksik yedik var mı? Köyün sıkıntısı var mı? Öylece bir alalım hemen seni. Vallahi köyün sıkıntısının olduğunu olmadığını bilmiyorum. Ama bizim mahalle olarak bizim mahallede bir sıkıntı var. Su meselesi. Su evet. Yok makaleden. Buradan yönetime sesleniyoruz suyu ilgilendik. Biz onu gördük burada köyde ama şenliğe gelince şenlik gayet güzel ama biraz çok sıcak. Meydanda kafalar yanıyor. Olsun, sağlık olsun. Her şeye rağmen çok güzel. Güzel. Yani. Güzel evet. En azından temiz hava bunaltmıyor. Aynen, sıcak da olsa. Aynen. Evet, bu kadar sohbet edince 10, 20, 10 da orada 30. Çocuklara da 5 tane verin. 35, 20, 20. Ha yeniden hesaplayalım o zaman. 5, 5 daha 10, 5 daha anaya 15, 5 daha çocuklara 20 olsun gitsin. Zaten aldık, 20 tane aldık. Bana ne? Ha, ne 20? Benden mi aldın? Sen niye benden almadın? Deseydin Mustafa gelecek alacak diye. İade edeyim mi? Yok, vallahi iade edebiliyorsak et, ben karışmam.